Çok kötü, çok kötü bir şey olursa keseriz abi. Sen konuyu anlat sadece. Anlaşılsın konuyu. Sen İlayda zaten soru soracaksan abi. Sen soruya göre şey yap. Siz olayı en baştan anlatın istersen. Burası Malatya Yazan Fethiye Köyü'ne ait. Burası Mengik şeyi. İşte bir gecede gelmişler ağaçlarımı, hiçbir tane koymamışlar. 150 tane kayısı ağacı, 450 tane ceviz ağacı. Hepsini komple kesmişler. Depomu yaktılar. İçinde 20 ton samanım, 10 ton yoncam. Hiçbir şey koymadılar. Her şeyi yakıp yıktılar işte. İlk depoyu mu yaktılar? İlk önce depoyu yaktılar, sonra da gelip bunları kestiler. Kaç gün arayla oldu olan? Bir gün arayla. Pazar günü depomu yaktılar. Depoda da orada da 500-600 bin lira bir şeyim var. Burada da işte görüyorsunuz. Burada da 1 trilyon deseniz yeridir yani. Buradaki şey de böyle. Bize bir anlat abi. Deponda neler vardı? Burada kaç ağacın kesildi? Abi burada 150 tane ağacım kesildi. 450 tane de cevizi kesmişler. Bunlar 4 yaşında. Her biri 4 yaşında. Depoda da samanım, ağaçlarım, şeylerim, ineklerin yemleri hiçbir şey kalmamış. Yani şu anda çok mağdurum. Yani mahvolduk. Bittik yani. O şekilde. Hiçbir şey kalmadı. Yemleri stoklamıştınız değil mi? Tabii yemleri stokladık ki yaza kadar yetirek. O da şu anda hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey yok. Şu an... Peki şüphelendiğiniz birileri var mı? Nasıl olmuş? Ya şüphelendiğim biri deyince köyde çekememezdik ki. Başka bir şey değil. Yani yabancı gelip de bunları bu şekilde yapmaz. Bunu yapan şeyler. Çekememezdik de. Başka bir şeyden değil. Şüphelendik de ne yapayım? Gözümüzden görmediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Sağ olasın. Elden de almak istedim. Hocam şöyle açı deyin isterim. Siz şöyle görün. Arada geniş görün. Evet. Burası Malatya ili Yazıhan ilçesi Fethiye mahallesi. Ve bu Mengik mevkii diye geçen bölge. Burada yeğenimin de söylediği gibi ben dayısıyım. Hasan Kaya. Bunlara yıllardan beri emek çekiyor, büyük bir emek sarf ediyor. Suyu da köyden getirerek burada sulamalar yapıyor veya ilerideki 300-500 metre ilerideki havuzlardan su alarak sulama yapıyor. Gecesini gündüzünü buraya adamış biri ve bu işi yapan insanlar gerçekten vicdan azabı hiç duymamışlar. Yaş kesmek çok acı bir durum. Ben aynı zamanda doğa korumacısı bir insanım. Doğayı seven, yeşili seven bir insanım. Şu yeşili gördükçe bir canlının katledildiğini görüyorum. Resmen bir katliam yaşatılmış burada. Bu anlamda da biz yetkililerden şunu bekliyoruz. Bir an önce faillerin bulunması birincisi. İkincisi bu faillerin gerekli cezaya çarptırılması. Üçüncüsü ise bu şeyin bir daha yapılmaması için gerekli önlem ve tedbirlerin yetkililerimiz tarafından almasını talep ediyoruz. Ve bunun da tazmin edilmesini gönlümüz arzuluyor. Bu anlamda da burada yapıldı. Bunun dünya kamuoyuna duyurulması gerekiyordu. Türkiye kamuoyuna duyurulması gerekiyordu. Bir kez daha bu beldede, bu ailede böyle bir sorun yaşanması. Ben 66 yaşındayım. 66 yıldır görmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Aynı zamanda öbür tarafta ise bir besli damı içerisinde 10 ton, 20 ton kadar saman, 10 ton kadar da yem, hayvanların kışlık yiyecekleri ve evden getirilen tahtalar, diğer taraftan binanın tamamen çatısı yanmış durumda. Bu da büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Bu olayların bir daha olmaması için kamuoyunun bu konuda duyarlı olması ve buna karşı bir önlem alması. Evet, muhtarımız da geldiler. Muhtarımız da buradalar. Şu anda. Erkek sen gel oğlum, akşama da gelirini burada elden ediyordu. Evet, yaşamını, ağaçlardan ve gelirini, hayvanlardan. Evet, hayvanlardan elde ediyordu. Şimdi hayvanlar aç ve susuz kalacak. Düşünün ki
bunu maddi olarak değerlendirdiğimizde trilyonlara ulaşacak bir durum söz konusu. Bu kışı zor geçirecek gibi gözüküyoruz ve bu anlamda da yetkililerin buna bir çözüm bulmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim.